Çocuklarıyla birlikte yıllarca eşinin şiddetine, hakaretlerine uğrayan talihsiz kadın sonunda dayanamadı. Bir tartışma sırasında kocasını vurup öldürdü. Mahkeme o kadın için emsal olacak bir karar verdi. Eşini neden öldürdün? Pişman mısın? Bir şey söyleyecek misiniz? Konuşmayacak mısın? Mahkeme emsal olacak bir karara imza attı. Kendisine, çocuklarına, şiddet uygulayan eşini taksiyle öldüren kadına tahliye verdi. Karar çok sevindirici. Taksiyle adam öldürmüş, yani gerçek adalet yerini buldu. Çok çektirmiş eşi. Betül ve Sedat Filiz 15 yıllık evlilerdi. En büyüğü 14, en küçüğü 2 yaşında 5 çocukları vardı. İddiaya göre Sedat Filiz hem eşine hem de çocuklarına yıllarca şiddet uyguladı. Kocası sırasında rahat vermiyordu ailesine. Sürekli onlardan kaynaklanıyordu. 14 yaşındaki kızını tasma takıp sokaklarda gezdiriyor, 3 yaşındaki oğluna alkol veriyordu. Çok çekti ama çocukların babasıdır, sürekli böyle düşünüyordu. Sedat Filiz'in 27 ayrı suçtan sabıkası vardı olayın olduğu gece. Yani 7 Nisan akşamı da iddiaya göre yine uyuşturucu kullanmıştı. Eşi uyumadan önce uyuşturucu içtiğinden, uyurken eşim, annemi, babamı, seni ve çocukları öldüreceğim demiş. O uyurken vekil de uyanınca bunu yapacağını düşünmüş. Uyandığında tartışma çıktı. Bir hafta önce internetten sipariş ettiği av tüfeği de ortadaydı. Silah alayım derken silah patlamış. Genç kadın gözaltına alındı. 8 Nisan'da çıkarıldığı mahkeme meşru müdafaa deyip serbest bırakmıştı ama savcılığın itirazı üzerine 13 Nisan'da tutuklandı. Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle yeniden dava açıldı. Hep diyordu, yani çocuklarımın babasıdır, ben bunu kasten yapmam. Mahkeme son kararını verdi. Betül Filiz taksiyle öldürme suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.